Eğer bu seçimde de bu millet aynı hataya devam ederse bu yeni neslin vebalinden hiçbirimiz kurtulamaz. Bu son şansı hep birlikte iyi değerlendirmek lazım. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Toros İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu programda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam etti. Merhaba, nasılsınız? Çok şükür, siz nasılsınız? İyi misiniz? Soğucak, Bekir Alanı, Kepirli, Musalı, Çelebili, Evrenli ve Dalak Deresi mahallelerini ziyaret eden Kocamaz'a, Toroslar İlçe Başkanı İsmail Yetkin, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Süleyman Çetin, ilçe yönetimi, muhtarlar da eşlik etti. İlk olarak Soğucak Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Partili heyet, sırasıyla diğer mahallelerde de sıkılmadık el, hatır sormadık vatandaş bırakmadı. Gittikleri yerde kendilerini gördükleri için partililere teşekkür eden vatandaşlar, rahatlıkla konuşarak sorunlarını paylaştı. Ortalık kandırını götürüyor seni. Söylesene ya. Söyleyeceksin. Bir tarafta deprem. Daha bir hafta önce şeyden Kemer'den geldik. Deniz'den başlamış başkanım. 5 kilometre gitmiş, is kokuyor. Uçak yok, helikopter yok. Bugün işte kaç kişi ölmüş? 27 kişi ölmüş. İçişleri Bakanı yok, o yok, bu yok. Yerinde dinlenilen sorunlar raporlanmak üzere tek tek not alındı. Lütfen güzel bir kağıda not alın. Bu kağıt güzel mi? Bak şimdi kağıt. Özellikle de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili vatandaşın dertlerini ve önerilerini dinleyen İYİ Partili heyet, yangın bölgesi ziyaretlerinde nelerle karşılaştıklarını ve bu konudaki çözüm önerilerini paylaştı. Bu ülkede ne var? Demokrasi mi var? Hepsi bitmiş. Ondan sonra genel başkanımız gidiyor Meral Akşener'e, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Gidiyor. Ondan sonra gidiyor. Bir tane türbandı. Ondan sonra diyor ki, aç yok diyor. Bitremi vereyim diyor. Lan sen kimsin ben? En çok dile getirilen sorunlardan birisi de Suriyelilerden sonra Afganların da ülkemize girmeleri konusu oldu. Bu konudaki sorulara cevap veren Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Süleyman Çetin, Türkiye'nin nüfus yapısının değiştirilmek istendiğine vurgu yaptı. Afganistanlı, bunların hakkında ne düşünüyorsunuz? Hukuksal anlamda, yani uluslararası hukuk anlamında göçmen de değil. Geçici sığınma statüsünde kişiler bunlar. Ülkemizin demografik yapısını, yani nüfus yapısını bozmaya yönelik uluslararası bir proje. Bunu söyleyeyim bir defa. Kocamaz ve beraberindekiler, Musalı Mahallesi sakinlerinden Şuayb Tırtar'ın vefatı üzerine ailesine taziye ziyaretinde de bulundu. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, bir dokunduğumuz zaman bin ah işitiyoruz diyerek konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, Türkiye'nin her tarafında vatandaşın bu iktidardan rahatsız olduğunu gördüklerini, buna hep birlikte bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, bir dokunduğumuz zaman bin ah işitiyoruz. Türkiye'nin her tarafında vatandaşımız metal yorgunluğuna erişmiş, bu iktidardan rahatsız. Maalesef her dönemde demokrasi mücadelesi veren insanların geri plana itildiğini belirten Kocamaz, milletin gözünün içine baka baka demokrasi katlediliyor dedi. Milletin gözünün içine baka baka demokrasi katlediliyor. Biz vebalden kurtulmak istiyorsak hep birlikte üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar maalesef bir korku imparatorluğu kurulduğunu, hiç kimsenin ağzını açamadığını söyleyen Kocamaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktıktan sonra herkesin rahatça cesaretle içini döktüğünün altını çizdi. Sayın Meral Akşener ortaya çıktı. Bugüne kadar erkeklerin bile yapamadığı şekilde bir cesaret örneği gösterdi ve artık bakın burada olduğu gibi vatandaşlarımız oradan aldığı cesaretle içindekini dökebiliyor. Eğer demokrasi varsa vatandaşlarımızın bu içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirme mecburiyeti de var ifadelerine yer veren Kocamaz,
bizler koltuk değil ayakkabı eskitmeye talip olduk diyerek konuşmasını sürdürdü. Biz şu anda seçim olmadan dolaşıyoruz. Niye dolaşıyoruz? Vatandaşımızı konuşturmak istiyoruz. Seçim dönemi biz konuşuyoruz. Bu sefer konuşma sırası sizde diyoruz. Gelecekteki İyi Parti iktidarına da şimdiden hazırlık yapıyoruz. Bizler koltuk değil ayakkabı eskitmeye talip olduk. Onun için Türkiye'nin her tarafında Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere genel idare kurulu üyeleri, milletvekilleri...